Şu Donanım Arşiv Forum kurulduktan beri Recep Baltaş'tan acayip acayip yorumlar okuyorum. Bakın Teknopat'ta adam bir tane konu açmış. Demiş ki Abdullah abi görüyoruz adam takipçiler için her ay bir iki sistem topluyor ki her ay bir iki sistem toplamıyorum. Hani sizin de böyle bir niyetiniz yok mu diye. Recep Baltaş'ın gelen inanılmaz yorum. Biz de sistem topluyoruz fakat stokları etmek gibi bir misyonumuz yok. Bunun için kalite çıtasını düşürmek gerekir ki bu prensibimize aykırı. Kanka senin bir prensibin yok. Abi bak 4 yıl önce toplamış olduğum Powerboost'tan şu an bahsediyor. 2021'e gideceğiz. Bu çok büyük bir acizlik. Bakın size ne göstereceğim. Stok eritme için muhtemelen Mayday sistemin sistemimiz Phoenix ekran kartından bahsediyor ama buradaki ekran kartı arkadaşlar zaten sistemde bedavaya geldi fiyat indirimiyle. Lakin marka destekli bir inceleme geldiği zaman şak Phoenix ekran kartını inceliyorsun ve bunun sıcaklığını kabul edilebilir olduğunda söylemişsin. Bakın 2019 yılında bir ekran kartı firmasından bana ambargo uygulandı. Bunu kim biliyor? Hani yurt dışını konuşuyoruz ya biz. Burada Nvidia ve Ahmet'den bahsetmiyorum. Custom ekran kartı üreten markalardan bir tanesinden. Ve bunun da sebebi ekran kartını ben Ratchi bile karşılaştıracağım için. Çünkü benim prensibimde bu var. Karşılaştırmak lazım ekran kartını. Boş beleş gameplay yapılmaz. Ama ne yaptı firma biliyor musunuz? Benim ekran kartlarımı iptal etti ve nereye gönderdi? Teknopata. Çünkü gameplay yapıyor bu arkadaş. Çok biliyor ya. Bakın ben size prensibi göstereyim. Bugün AMD ile çalışıyorum. Nvidia ile çalışıyorum. Çok net bir şekilde rahat rahat söyleyebilirim. Nvidia ekran kartları retrozik performansında AMD'yi paramparça ediyor. Bu videoyu yapmanıza bile gerek yok. Ama sıkıntı ne biliyor musunuz? Burada bunu karşılaştırıp. Bak karşılaştırıyorsun burada. Ama konu 6800X'lerin 6800'in saf oyun performansına geldiği zaman git sadece gameplay yap. Dündüz gameplay yap. Anladın mı? Hiç 3.080'le karşılaştırma. İşte bu prensip anlayışı bu abi. Dünyada olmayan bir şey Türkiye'de yapılıyor. Bak ekran kartı böyle incelenir. Prensip anlayışı budur. Tüm markalarla çalış. istediğinle çalış ama istediğin markayı korkusuz bir şekilde grafikten hazırlaman gerekiyor. Anladın mı? Bak Linus izle. Bak Türkiye'de sana bir örnek daha vereyim. Al Tekno Seyir. Teşekkürler Murat abi. Adamsın. Bu kadar. Yani bu yıllardır olan şeyler de hani ben bir şey demiyorum hani eskilerdir bazılarını abimiz yerine koyuyoruz ediyoruz bu Recep'ten bahsetmiyorum anladın mı? Ya abi insanın damarına niye sürekli basıyorsunuz saçma sapan yok prensipmiş prensipmiş ya yani senin prensip anlayışın yok ki. Bugün bütün büyük teknoloji kanalları markalardan bütçe desteği alıyor arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Çünkü arkada devasa bir ekip var. Burada bir problem yok. Önemli olan şey para için siyah beyaz diyor musun? Beyaza siyah diyor musun? Önemli olan şey bu. Anladın mı? Markaları birbiriyle çarpıştırabiliyor musun? Ha, neden bahsediyor ya? Ben ben Game Power monitor inceliyorum ya. Bu Game Power monitörü önermiyormuş. Valla beğenmiyormuş. Ama Game Power'la aynı fabrikadan çıkan Monster monitörü inceliyorsun. Belki bunun için Monster'a çalışmayacağız ama yani küsebilir Monster bana ama çok umurumda. Şimdi gidelim arkadaşımızın kalite prensibine. Bakın full şar kombi sistem var. Bunun kalite prensibi en düşük Zigmatic Power Supply kullanmak. Ve sponsorlu bir içerik olduğu zaman da açıklama kısmına Everest sistem eklediğini herkes biliyor. Everest linki eklediniz abi sistem tavsiye